Semizotsuz bir yaz geçer mi? Geçmez vallahi. Sarımsaklı, yoğurtlu semizot salatası. Sarımsak istemeyen koymasın ama bana sorarsanız yazık edersiniz sarımsak koymazsanız. Sarımsak semizotuna çok yakışır. Benim yaptığım bu yoğurtlu semizot salatasında hani çoğu yerde veya çoğu evde yediğimiz tamamen yoğurdun kapladığı semizot salatalarından değil, sos gibi yoğurdu böyle koyuyorum. Biraz alta koyuyorum, semizotlarını koyup üstüne de biraz daha koyuyorum. Ama böyle gözüküş olarak aslında öbürü lezzet olarak çok iyi olmakla beraber gözüküş olarak çok da iç açıcı değildir. Ama burada o sorunu da halletmiş oluyorum. Sonra eğer istiyorsanız karıştırıp yoğurt, tamamını yoğurt kaplamış bir hale getirebilirsiniz. Ama bence ona bile lüzum yok. Çünkü semizotunun da bu şahane böyle ekşimsi tadını hissedebilmek lazım. Şimdi çok bir şey yok. Önce bir yoğurt sos yapıyorum. Yoğurt, tuz, sarımsak, limon kabuğu, zeytinyağı, karabiber. O kadar bu. Onun dışında üstüne koyacağım nar ekşisi var. Semizotlarını yıkadık. Böyle yaprakladık. Kapari koyuyorum. Pul sarımsak koyacağım. Kiraz domateslerden koyacağım. Normal domates de koyabilirsiniz. 3-5 yaprak da nane koyacağım. Fazla değil. Yani böyle nane tadı öne geçsin istemiyorum. Şimdi önce sosla başlayayım. Sos için yoğurt ve tuz. Biraz karabiber. Bolca bir zeytinyağı. Şöyle sarımsaktan rendeliyorum. Çokluğu veyahut azlığı size kalmış bir şey. Ben şöyle bolca koyuyorum. Ya da bunu hiç koymayıp böyle pul pul doğradığınız sarımsağı tek başına da koyabilirsiniz. Ya da onu koymayıp bunu koyabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi ikisini birden. Bir parça da limon kabuğu bunun içine koyacağım. Malumunuz olmazsa olmazlardan. Limonun bir parça suyu ama fazla değil. İçine kaçan çekirdekleri almayı unutmayalım. Böyle su gibi değil, daha löpçük löpçük bir sos bu. Yağını biraz içine aldığı anda bence tamamdır. Çırpacakla da karıştırabilirsiniz, kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyor. Amaç hepsi bir araya gelsin. İşte sos bu, hazır. Şimdi bunun dışında şu demin başladığım sarımsaktan zar gibi böyle. Bir mandoliniz falan varsa ondan da yapabilirsiniz. İncecik pullar hazırladım. Birkaç tane kiraz domates. Bunlar böyle bazen renkli falan da oluyor. O zaman da çok güzel oluyor. Biraz öyle, biraz böyle. İki çeşit istediğiniz gibi doğrayın. Bir tabağım var. Tabağın altına şu hazırladığım yoğurttan şöyle serdim, yaydım. Sermek ne demek? Örtü seriyor gibi. Sonra şu semizotlarından şu pul sarımsaklarımı ekledim. Kiraz domateslerim doğradığım. Arttırabilirsiniz ki galiba bir parça arttıracağım. Ne de olsa buna domates çok yakışır. Evet. Biraz kapari. Kaparide tuz var, artı sosta da var ama ne yapsam bunlara da bir parça tuz gerekir. Ya böyle bir şeyle koyun ya bir tuzlukla ince ince koyun. Hangisiyle rahat ediyorsanız. Çok değil. Tamam, bu kadarcık yeter. Aslında budur. Şimdi bunun üzerine ben biraz daha sos koyacağım gezdirerek. Üstünü tamamen kaplamadan. Evet. Bir karabiber çekiyorum.
biraz nar ekşisi. Son olarak da tabii ki ayvalık sızma. Bolca. Yoğurtlu semizot salatası. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Yaz günlerinde, sıcak havalarda can kurtarıcı. Artı bir de böyle gözüktüğü zaman, hani öbür türlü bulamaç gibi değil de böyle gözüktüğü zaman insanın gözüne de hitap ediyor. Tavsiye ederim. Bir de böyle deneyin. Şimdiden afiyet olsun.